Huzura doğru. Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, siz de bazen daha çok şeyde anlatıyorsunuz. Mesela TGRT FM'deki İslam ve Toplum programımız var ya, her gün canlı yaptığımız. Orada anlatıyorsunuz. Hani gençliğinizden, geçmişten falan anlatırken, işte siz İmam Hatip'e gittiğiniz için yaşlılar falan, dedeleriniz yaşındaki insanlar molla diye çağırırlarmış sizi. Hatta öyle ki arkanızda namaz kılanlar da olmuştur. Tabii. Ya bir itibar. Din adamına itimat, evet, ve itibar var. İtibar var yani. Siz orada İmam Hatip'e gidiyorsunuz diye. Biraz daha büyütelim. İlahiyata gidenler. Yine aynı şekilde. Din adamı deyince vatandaşımız ilahiyat mezunu falan. Ya yani bu işte hocadır diyerek bir itibar ve itimat. İtimat terkin ediyor neticede bu isimler. Şimdi ama bazen öyle bir şey ki siz de bahsediyorsunuz. Adam din adamı ama din düşmanı falan gibi. Hatta çocukluğumda hatırlıyorum ben. Şöyle küçük bir kitap vardı, din adamının din düşmanlığı diye. Ya yani ben şaşırırdım o zaman da, din adamının din düşmanlığı mı olurmuş falan diye. Tabii içinde yazıyor. Bunu anlatır mısınız bir vaktimiz el verdiği ölçüde? Yani dinimize fayda yerine zarar veren ve aynı zamanda din adamı kimliği taşıyan, etiketi taşıyan insanlar var. Bu nasıl oluyor? Şimdi Mustafa Bey, Allah-u Teala insanı da yaratmış, cinleri de yaratmış. Cin tayfasından olan, yani ateşten yaratılmış şeytan ve onun avanesi de var. Şeytanın ilmi kadar insanlarda hiçbirisinin ilmi yok. Diyeceksiniz efendim çok böyle iddialı konuştunuz. Kitaplar yazıyor bunu. Çünkü Allah-u Teala'dan izin istedi. Kıyamete kadar Allah-u Teala ona ömür verdi. Adem Aleyhisselam'ı gördü. Adem Aleyhisselam'a gelen ilahi vahiylerin hepsini biliyor. Yani Adem Aleyhisselam'a gelen dini, şeriatı biliyor. Nuh Aleyhisselam'a gelen, İshit Aleyhisselam'a gelen, İbrahim Aleyhisselam'a gelen, Musa Aleyhisselam'a gelen, İsa Aleyhisselam'a gelen. Yani Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberler ve ondan ayrı 124 binden fazla peygamber. Bunların hepsini gördü. Bunlara bildirilenleri de aynı şekilde öğrendi. Şu anda yeryüzünde kaç kişi var bunları bilen? Hiç yok. Yok. Sadece yuvarlak olarak böyle ifade ediyoruz. O kadar değil mi? Evet. Bu kadar ilmi var yani. Bu kadar ilmi var. Ve kitaplarda buyuruyor ki 200 bin senelik de ibadeti var. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yeryüzüne indirmeden önce, daha önce cinler hakimdi burada. Çok azgın ve taşkın olunca Allah-u Teala melek ordularını gönderdi. İblis de o meleklerin safında yer aldı. Ve hepsi imha edildi. Allah-u Teala da bu gayretinden dolayı gök kapılarını açtı. Yani gök kapılarına gidiyor. Her gökte de aynı şekilde ibadet ediyordu. 200 bin senelik. Ama bir emri dinlemedi, reddetti. Dolayısıyla ene dedi. Evet. Ben dedi. Ene dedi, ben dedi. Ve netice itibariyle ben üstünüm dedi. Hatta Allah-u Teala'ya akıl vermeye kalktı. Sen dedi yanlış yaptın. Bilemedin dedi. Toprakla ateşin arasındaki farkı anlayamadın dedi. Ben ateşten yaratıldım. Ateş topraktan üstündür. Bu emri gözden geçir. Ya. O noktaya geldi. O kadar ilim sahibi bir de. Evet, ilim sahibi. Ve netice itibariyle ilmi sapıttırdı bunu. İlmi sapıttırdı. Sonraki dönemlerde iblis gibi olan bir sürü din adamı gelmiştir. Mesela 72 bid'at fırkası. Bunlar Mutezile fırkası var, Harici fırkalı var, Şia fırkaları var. Şia kendi arasında 20'ye ayrılmış. Hazreti Ali'ye ilah diyenleri bile var. Bir sürü. Bunların hepsi insan. Arapça biliyor, Farsça biliyor. Yani ayet-i kerimeyi de okuyor, hadis-i şerifi de görüyor. Ve bunlar ayrı bir yol tutmuşlardır. Ayrı bir yol tutmuşlardır. İbn-i Teymiyesi, Muhammed Abduhu, Cemalettin Efkanisi. Gel Osmanlı döneminin son zamanlarında Şeyhül İslam makamına oturmuş, sarı sakalı, cübbesi var. Musa Kazım. Mason. İlmi de var. Şeyhülislam makamına gelmiş. Yani. Oraya gelmiş, aynı şekilde oturmuş. Ve biz İmam Hatip Okulu'nda okurken Türkiye'de bir tane ilahiyat fakültesi vardı. Bir tane. O da Ankara Üniversitesi'ne bağlı. Diğerlerin ismi Yüksek İslam Enstitüsü'ydü. Enstitüydü, evet.
Sonradan ilahiyat ismi aldılar. Ve o zaman o ilahiyatta okuyanlar anlatıyordu ve gidenler anlatıyordu. İlahiyat fakültesindeki öğretim üyelerinin hiçbirisi beş vakit namaz şöyle dursun, cumaya bile gitmezlermiş. Ve o ilahiyat fakültesine mezun olup biz İmam Hatip okulundayken bize meslek dersleri öğretmen olarak gelenleri görüyorduk. Namaz niyazı yoktu. Namaz niyazı yoktu. Ve bunların etiketi ilahiyat mezunu. Ama o ilahiyat fakültesinde bunların beyinleri yıkanmış, dinden uzaklaştırılmış, batının kölesi haline getirilmiş. Müsteşriklerin kitaplarından, yani İslamiyet'i araştıran Hristiyanların kitaplarından İslamiyet'i öğrenmiş ve Ehl-i Sünnet talimlerini küçümsemişler, Ehl-i Sünnet talimlerine hakaret etmişler. İmam-ı Gazali Hazretlerine, İmam-ı Rabbani Hazretlerine, bugün dil uzatanların hepsi altını kurcala, muhakkak aynı şekilde bu müsteşriklerden istifade etmişlerdir. Veya bazıları aynı şekilde paraya meyyaldir, oradan satın almışlardır. Bazıları kadına meyyaldir, kadınla tuzağa düşürülmüşlerdir. Yani boyunlarına ip geçirilmiş. Ben dedi, onlara resmi çekti ve zamanımız yok mu? Bir sürü ilahiyatçı var. İmam-ı Azam da insan, ben de insanım diyor. Ve insanı tanıdığı yok adamın. Ve tek aynı şekilde kaynak Kur'an diyen zındıklar var. Mezhepsizler var, mezhepten inkar edenler var. İmam-ı Azam İbn Hanife Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri'ne, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'ne dil uzatan zındıklar var. Onların bildikleri bilginin, elde ettikleri bilginin zerresinden haberleri yok ama etiketleri var. Sarığı var, cübbesi var. Ayet-i Kerime'yi okuyor, kafasına göre mana veriyor. Mezhepsizliktir bu. Kendi kafasına göre mana veren cehennemdeki yerini hazırlasın veyahut da imanı gider kafir olur mealinde hadis-i şerifler de var. Dolayısıyla İmam-ı Rabbani Kutsal Sözleri bu konuda çok ısrarlı bir şekilde buyuruyor ki alimlerin dünyaya düşkün olması güzel yüzlerine siyah leke gibidir. Böyle olan ilim adamlarını insanlara faydası olur ise de kendilerine olmaz. Dini kuvvetlendirmek, İslamiyet'i yaymak şerefi bunlara ait ise de bazen kafir ve fasık da bu işi yapar. Nitekim Peygamber Efendimiz kötü kimselerin de dini kuvvetlendireceğini haber vermiş. Ve Allah-u Teala bu dini facir kimselerle de elbette kuvvetlendirir buyurmuştur. Hemen ben din adamıyım falan filan. Allah-u Teala facirleri de kuvvetlendirir buyuruyor. Bunlar çakmak taşına benzer. Çakmak taşında enerji vardır. İnsanlar bu taştaki kudretten ateş yapar, istifade eder. Taşın ise hiç istifadesi olmaz. Bunların da ilimlerinden kendilerine fayda olmaz. Hatta bu ilimleri kendilerine zararlıdır. Çünkü kıyamet günü bilmiyorduk. Günah olduğunu bilseydik yapmazdık diyemezler. Hadis-i şerifte buyuruldu ki kıyamet gününde en şiddetli azap görecek kimse Allah-u Teala'nın kendi ilminden kendisini faydalandırmadığı alimdir. Hadis-i şerif bu. Efendim işte alim Arapçayı çok biliyor, seller sular gibi biliyor, Farsçayı biliyor, işte tefsir, hadis falan okumuş. Ali İbn-i Teymiye de öyleydi ama sapıttı gitti. 72 bidat fırkasının da alimleri vardı ama hepsi cehennem yolunu tuttu. Allah-u Teala'nın kıymet verdiği ve her şeyin en şereflisi olan ilmi, mal, mevki kapmaya ve başa geçmeye vesile edenlere bu ilim zararlı olmaz mı? Allah-u Teala'nın kıymet verdiği ilmi, onu sevmediği yolda harcetmek çok çirkin bir iştir. Ders vermek, vaaz etmek, dini yazı, kitap, dergi çıkarmak ancak Allah rızası için olduğu, mevki, mal, şöhret kazanmak için olmadığı zaman faydalı olur. Böyle temiz düşünmenin alameti de dünyaya düşkün olmamaktır. Bu belaya düşmüş din adamları hakikatte din adamı değil, dünya adamıdır. Kötü alimler bunlardır. Din, iman hırsızları bunlardır. Ağır ifade. Din, iman hırsızı bunlardır. Katı tarik, yol kesici, eşkıya diyorlar. Halbuki bunlar kendilerini din adamı, ahiret adamı ve insanların en iyisi sanır ve tanıdır. Büyüklerden biri şeytanı boş oturuyor, insanları aldatmakla uğraşmıyor görüp sebebini sorar. Şeytan da cevap olarak zamanın din adamı geçinen kötü alimleri insanları yoldan çıkarmakta bana o kadar yardım ediyor ki bu mühim işi yapmama lüzum kalmıyor demiştir. Hatta başka bir hadise anlatılıyor. Evliyadan bir zat camiye gidiyor, bakıyor ki iblis direğe yaslamış sırtını, oturuyor. Diyor ki niye kandırmıyor? Şey yapmıyor. Süt diyor. Bir tanesi de vaaz ediyor kürsüde. Bu diyor benden çok aynı şekilde insanları saptırıyor diyor. Hatta ben bilmediklerimi de öğreniyorum bundan. Ben diyor bilmediklerimi de öğreniyorum. Dolayısıyla hatta İmam Rabbani Hazreti 400 sene öncesine feryat ediyor.
Doğrusu diyor, zamanımızda İslamiyet'in emirlerini yapmaktaki gevşeklikler ve insanların dinden yüz çevirmesi hep din adamı perdesi altında söylenen sözlerden, yazılardan ve bu adamların bozuk niyetlerinden dolayıdır. Bugün de öyle değil mi? 4 sene önce. Aynen bugün öyle. Bugün de aynısı. Dolayısıyla insanların Allah-u Teala'nın dinini anlatan, Allah-u Teala'nın dinini öğreten, din adamlarına olan o muhabbeti, o itimatı bunlar sarsıyor. Sarsılıyor. Hatta hatırlarsanız mesela Türkiye'de Allah rızası için denildiği zaman camidir, bir dernektir. İnsanlar akıyordu. Sonra sahtekarlar çıktı. İnsanları tokatladılar. Din adına yaptılar bunları. Doğru. Ve ondan sonra şimdi insan bir şey yardım ederken böyle duruyor. Değil mi? Acaba diyor. Bunun altından da bir çapan oğlu çıkar mı? Yani bir şey mi? Bunun altından çapan oğlu çıkar mı? Peki bunun vebali, zaten böyle olanlar imanlarını kaybetmişlerdir. Toprağın altında bunun hesabını nasıl verirler bilmiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Mekke-i Mükerreme'de birisi geliyor Kabe'nin yanında. İnsanların iyisi kim? En kötüsü kim? Dönüyorlar, biliyorlar ki insanların en iyisi iyi din adamlarıdır. En kötüsü de kötü din adamlarıdır. İkisi de bu. Eğer mal, mevki peşindeyse, para için Allah-u Teala'nın diniyle oynuyorsa, Ehl-i Sünnet alimlerine saldırıyorsa, İslamiyet'in 4 kaynağı var. Kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas fıkha. Bunların üçünü reddediyor, tek kaynak Kur'an diyorsa, bu adam bir yerin maşası. Bu adama para veriyorlar, Bu adam din adamı falan değil. Ha, ilahiyat mezunudur. Ve hatta başında sarık vardır, sakal vardır, cübbe vardır, neyse. Ama bir yerlerden buna para veriyorlar. Ve onların maşasıdır, onların uşağıdır. Bunlara aldanmamak için Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okuyup onlara karşı, yani aşılanmaktan başka çare yok. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, münafıklara en ağır gelen namaz, yatsıyla sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki ecri bilen, sürünerek de olsa cemaate gelir. Seher vakti bülbüller, ne de güzel öterler. Seher vakti bülbüller, ne de güzel öterler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Açınca tüm çiçekler birlikte zikrederler. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Akşam olur giderler, boyun büker çiçekler. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Kim bilir ne söylerler, feryat eden bülbüller. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Onlarda bütün dersler yine de şükrederler. Onlarda bütün dertler yine de şükrederler. Salat selam söylerler, hep menzile ererler. Salat selam söylerler, hep menzile ererler. Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren la ilahe illallah. Sen Allah'ı seversen
Allah seni sevmez mi? Sen Allah'ı seversen Allah seni sevmez mi? Emrince hizmet etsen hak ecrini vermez mi? Emrince hizmet etsen hak ecrini vermez mi? Aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Sen rıza kapısından aman Allah'ım desen, sen rıza kapısından aman Allah'ım desen, o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? O alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Aman Allah, illallah, dertlere derman söyler, söyler de kimler dinler? Aşık derviş ne söyler, söyler de kimler dinler? Bu yollar Hakk'a gider, gidenler rahat eder. Bu yollar Hakk'a gider, gidenler rahat eder. Dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah, aman Allah, illallah, dertlere derman Allah, gönüle şifa veren, la ilahe illallah. Tam ilmihal, saadeti ebediye. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan 6'sı dünyada, 3'ü ölüm zamanında, 3'ü kabirde, 3'ü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan 6 azap. 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi dualarının buna faydası olmaz. Ölürken çekeceği azaplar. 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Kabirde çekeceği acılar. 1. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. 2. Kabre ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekeceği azaplar. 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. 3. Hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan, aşere-i mübeşşereden, cennetle müjdelenen 10 kişiden biri.
Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri radıyallahu anh, Allah için ilk kan akıtan. Allah'ım, sana dua ettiğinde Sa'd'ın duasını kabul eyle. Bu bölümümüzde iki defa ilk olma şerefini kazanan bir büyük sahabiden söz edeceğiz. Yedinci olarak Müslüman olan ve daha sonra cennetle müjdelenen bir büyüğü anlatacağız. İki cihan saadetine açılan kapının aralandığı, bir büyük sahabi olacak olmanın temellerinin atıldığı alem, alemi mana, yani rüya alemidir. Henüz 17 yaşında bir delikanlı olan Sa'd, bir rüya görür. Zifiri bir karanlıkta yolunu arayan Sa'd, korkulu bir yerde çaresizlik içindeyken bir muazzam ay doğar. Ayın 14'ü. Sa'd, ürpertiyle yürürken ayın aydınlattığı yolda tanıdık simalar görerek ferahlar içi. Evet, bunlar yakın dostu olan Hazreti Ebubekir, Efendimiz Aleyhisselam'ın azatlı kölesi Zeyd bin Harise Hazretleri ve Hazreti Ali'dir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh önden yürümektedir. Sıklaştırıp adımlarını yetişir onlara ve bu korkulu yerde dostlarını bulmanın sevinci, biraz da şaşkınlığıyla sorar onlara: "Siz ne zaman geldiniz buraya?" Cevap tek kelimedir: "Dostları şimdi," derler. Hazreti Sa'd rüyadan uyanmış fakat belli ki sıradan olmayan bu rüya onda büyük tesir meydana getirmiştir. Hemen akabinde ilk Müslüman olanların çoğunun hidayetine vesile olan Hazreti Sa'd bir yiğittir. Bu candan öte dostunun söylediklerini can kulağıyla dinler. Pek bir etkilenir. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onu Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna götürür. O da sevgililer sevgilisinin önünde iman eder ki, yedinci olarak bu şerefe nail olur. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri, pek rikkat sahibi bir gönle sahiptir. O gözünü budaktan sakınmayan yiğit, annesinin yanında pek bir hassastır. Bir çocuğa bakar gibi ihtimam gösterir annesine. Bir dediğini iki etmez. Katlanır her dediğine. Evladının bu ilgisiyle nazlanır bazen annesi. Sa'd Hazretlerinin Müslüman olmasıyla annesinin bu nazları başka bir çehreye bürünür. Sa'd Hazretlerini her şeyini feda edeceği İslamiyet yolundan döndürmek için başlar çeşitli taktiklere. Onun İslam dininden dönmediği takdirde artık hiçbir şey yemeyeceğini, içmeyeceğini ve ucunda ölüm olsa bile bu kararından dönmeyeceği restini çeker. Sa'd Hazretleri, annesinin bu akıl almaz isteği üzerine pek bir ciddileşir ve Allahü Teala'nın hakkının herkesten önce geldiğini pek güzel bir şekilde annesine nasihat tarzında anlatır ki, bu Allahü Teala'ya itaat açısından gözetilmesi gereken bir hususun kitaplar dolu ölçüsünün bir hülasası, özü niteliğindedir. Der ki annesine büyük sahabi: "Ey annem, şunu bil ki senin 100 canın olsa ve her birini İslamiyeti bırakmam için versen, ben yine dinimden vazgeçmem. Artık ister yiyip içersin, istersen aç susuz kalırsın." Hazreti Sa'd'ın bu kararlılığıyla annesi inadından vazgeçer bir süre sonra ve bu hadise üzerine Allahü Teala anne babaya hangi hallerde itaat edileceğiyle ilgili Ankebut suresinin 8. ayet-i kerimesini gönderir. Mealen şöyle buyurmaktadır Cenab-ı Hak: "Biz insana ana babasına iyilikte bulunmasını tavsiye ettik. Bununla beraber hakkında bilgi sahibi olmadığın, ilah tanımadığın bir şeyi bana ortak koşmak için sana emrederlerse artık onlara bu hususta itaat etme.
Dönüşünüz ancak banadır. Ben de yaptığınızı, amellerinizin karşılığını size vereceğim. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri, kahramanlığı, korkusuzluğu ve din gayretiyle en önde gelenlerindendir Eshab-ı Kiram'ın. Dini İslam için ilk kan akıtan sahabi şerefine nail olmasıysa, onun bu korkusuzluğunun ve şecaatinin bir sonucudur. Şöyle ki, İslamiyet'in ilk yıllarındaki dile gelmez işkenceler devam etmekte, müminler ibadetlerini gizli gizli yapmaktadırlar. Hazreti Sa'd, yanındaki birkaç sahabiyle Mekke'ye yakın bir yerde ibadet etmekte, namaz kılmaktadır. Henüz o zaman Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan, yanında birkaç azılı müşrikle onların namaz kıldıkları yere gelir ve onlarla alay etmeye, olmadık hakaretler yapmaya başlar. Şecaati ve kahramanlığıyla meşhur olan Hazreti Sa'd, namazla Allahü Teala'nın emriyle alay edildiğini görünce kan beynine sıçrar. Ne öleceği gelir aklına, ne müminlerin sayısının azlığı ve Mekkelilerin kalabalık olduğunu düşünür. Ne de adıyla sanıyla Mekke'nin büyüklerinden olan Ebu Süfyan'ın nüfuzunu ve gücünü düşünür. Ok gibi fırlayıp yerinden eline geçirdiği bir deve kemiğini karşısına çıkan ilk müşriğin kafasına bütün gücüyle indirir. Müşrik kan revan içinde kalırken o aslanları özendirecek bir heybet ve güçle yönelir diğer müşriklere. Onun bu korkusuz hali ve gadabıyla müşrikler arkalarına bakmadan kaçar, kurtarırlar canlarını. Öyle ya, her zaman taştan oydukları putların önünde ağlayıp sızlayan, onlara methiyeler dizen bu habis ruhlu müşrikler, sığındıkları batıl ilahlarıyla rezil olurlar bir defa daha. İşte bu olay, Allah yolunda, Allah düşmanlarının ilk kanını akıtan sahabi sıfatının kendisine verilmesi şerefine kavuşturur Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerini, radıyallahu anh. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleri, bütün gazalarda ve seriyelerde bulunur. Birçoğunda komutanlık görevini muazzam şekilde yapar. Müminlerin bayraktarlığını da yapan bu büyük sahabi, savaşlarda çok büyük kahramanlıklar gösterir. Öyle ki, ne bulunduğu yeri hatırlar, ne de arasına daldığı küffar birliklerini göz önünde bulundurur. Girer bir yerden, adeta biçer gibi kâfirleri çıkar diğer taraftan. Onun bu gözü karalığı ve kahramanlığı, imanının kuvvetinin, Allah için olan gayretinin büyüklüğünün bir nişanesi olarak geçer tarihlere. Mesela Bedir Savaşı'nda en kahramanca savaşanlardan biri de yine Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretleridir. Öyle ki, kâfirlerin en şedidlerinden, en azılılarından, üstelik harp sanatında usta ve müşriklerin önde gelen komutanlarından olan Sa'd bin el-As'ı düşman saflarının arasına girerek öldürür. Yollar canını cehenneme. Daha sonraki bölümlerimizde, cansiperane bir şekilde Efendimiz aleyhisselamı koruyan ve düşmana ilk ok atan bu büyük mücahidin Uhud savaşındaki, diğer gazalardaki büyük cihadını ve Efendimiz aleyhisselamın ona iltifatlarını anlatmaya devam edeceğiz. Sa'd bin Ebi Vakkas Hazretlerinin, radıyallahu anh. İslam Ahlakı. Kul hakkı 5 türlüdür. Mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini. Sirkat, gasp, aldatmak ile ve yalan söylemekle mal satmak, kalp akçe vermek, başkasının malına ziyan vermek, yalancı şahitlikle veya zalime haber vermekle veya rüşvet vermekle malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Dünyada helallaşmazsa, ahirette sevapları ona verilerek helallaştırılacaktır. Mal sahibi ölmüş ise, varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa,
fakire hediye olarak verilip sevabı sahibine gönderilir. Nefsi, yani hayati günah, adam öldürmek, bir uzvunu telef etmektir. Önce tövbe etmek, sonra kendini onun velisine teslim etmek lazımdır. Velisi isterse affeder, isterse mal karşılığı sulh yapar. İsterse mahkemeye verip, hakimden cezalandırılmasını ister. Kendisinin karşılık yapması caiz değildir. İslamiyet'te kan davası yoktur. Irza dokunan kul hakkı, gıybet, iftira, alay, sövmek gibi şeylerdir. Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisle helalleşmek olmaz. Mahremi olan hak, başkasının zevcesine, çocuğuna hıyanet etmektir. Tövbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa, sahibiyle helalleşir. İhtimali varsa, helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Dini hak, akrabasına ve emri altında olanlara din bilgisi vermeyi terk etmektir. Bunların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadet yapmalarına mani olmaktır ve başkasına kâfir, fâsık demektir. Helalleşirken günahı bildirmeyip, bendeki haklarını affet demek caizdir. Estağfirullahel-azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh deyiniz. Ölümden başka bütün dertlere, hastalıklara karşı faydalıdır. Ölüm hastasının ağrılarını, sancılarını yok eder, rahat ölmesini sağlar. Hadis-i şerifte, istiğfara devam edeni Allahü Teala dertlerden kurtarır buyuruldu. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Tekirdağ ilimizin tarihi eserleri zengin Malkara ilçesinden sesleniyorum. Malkara çarşısı içerisinde efendim bir çeşmenin önündeyiz. Çeşmenin adı Mermer Çeşme olmuş. Efendim Hüsrev Ketüda yaptırmış. Biz Gazi Süleyman Paşa Camii'nin önünde de bir Hüsrev Ketüda çeşmesi gördük. Mermer kitabesi 979 orijinal kitabe. Fakat bu kitabenin oturduğu taş tamam orijinal taş. Ancak aşağılardaki taşlar epeyce oynanmış. Bu şunu gösteriyor. Bu çeşmede diğer çeşme gibi, diğer Hüsrev Ketüda çeşmesi gibi nakli mekan olmuş. O çeşmeden daha sonraki yıllarda yapılmış. Ve 1572 tarihi görünüyor. Zaten bu tarihte ona denk geliyor. Buradaki lülenin gireceği yer bayağı bir tahrip olmuş. Ucu kırılmış. Şuraya sonradan bir çeşme gibi bir şey takmışlar. O da netice vermemiş. Burada efendim hatta arkasındaki depoda su var öyle zannediyorum ki elimi ıslatıyor. Şu deliğe vurduğum zaman ıslatıyor. Çok akarsuyu olan bir ilçe Malkara. Ama gelin görün ki o akarsular küsmüş, buralarda kalmamış. Bunun tabii bazı sebepleri var. Bu zamanda çeşitli inşaat çalışmaları yapılınca bu temiz sulara kirli sular karışabilir. Onun için de toplum sağlığı açısından da akar çeşmeler artık tehlike arz ediyor. Çok kontrollü bir yerden geliyorsa o akar çeşmeler kullanılıyor. Belediye haklı olarak bunları iptal ediyor. Bunu ya kanalizasyona veriyor. Ya öyle bir yerden kendisi yol buluyor, su bir yerde beklemez, bir yerden yol bulup devam ediyor. Çeşme için söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi Hacerzade, şimdikiler Taşoğlu demişler, il envanterinde Taşoğlu diye geçiyor. Hacerzade de Taşoğlu da aynıdır. O camiyi görmeye gidelim. Onun avlusundan size birkaç şey daha söyleyeceğiz efendim.
Şu anda Hacerzade veya bugünün ifadesiyle Taşoğlu Camii'nin veya Haceroğlu Camii'nin Hacer Taş, oğlu da Türkçe Haceroğlu. Üç türlü ad kullanıyorlar. Şimdi tarihi bir Osmanlı Camii. 1406'da yapılmış ama şu görüntü 1406'yı göstermiyor. Bir depremde kendisi de biraz meyilli bir arazide olduğu için bayağı bir hasar görmüş. Ondan sonra da tipik böyle mermerlerle efendim bir son cemaat yeri hazırlamışlar. İkişerden dört sütun, ortaya bir beşik tonoz olarak, daha doğrusu aynalı tonoz diyebiliriz ona. Aynalı tonoz olarak bir orta giriş var. İki yanlarda normal küçük kubbelidir. Güzel, muhteşem bir taş kapısı var. Biz bunlara ait birçok bilgileri anlatmaya çalışacağız ama şu anda burada bazı inşaatlar var. Bu inşaatların da işine mani olmayalım. Çekiç, keser sesleri, hızar sesleri, efendim matkap sesleri arasında size sıkıntı vermeyelim istiyoruz. Caminin içerisinde bunları daha sakin bir şekilde anlatalım diyorum. Ben caminin içine giriyorum. Efendim minaresi caminin sağındadır. Giriş kapısı hemen iki tarafında birer mihrabiye konmuştur. Bu Osmanlı'nın büyük camilerinde, Mimar Sinan'ın yaptığı bütün camilerde vardır. Bu tabii kefeki taş ile yapılmış. Buralar Mimar Sinan'ın yaptıklarında mermerden olan bir tablo şeklindedir. Taç kapı ve taç kapının etrafındaki kısımlar. Bu öyle zannediyorum ki Mimar Sinan devrinde bir hasar görmesi sebebiyle bir ara battal kalmış. Daha sonra da Tekirdağ'da Rüstem Paşa'ya ait eserleri Mimar Sinan yaparken ihtimal ki Mimar Sinan eli buraya da değdi. Kapının süveleri ve süvelerindeki şu motif, şu iki çıkıntı bunun zaten bir Mimar Sinan veya onun çırağının elinden çıktığını gösteriyor. Güzel bir kemeri var. Kemerlerin kilit taşı şeklinde birbirine geçmeleri de aynı yine Mimar Sinan işidir. Bu kapı kündekâre bir kapı, çok da eski bir kapı. Efendim güzel bir şekilde yapılmış, muhafaza edilmiş. Niye böyle kalıyor bu kadar uzun senedir? Burası yağmur yaş görmüyor. Gerçi önüne bir pimapenden, alüminyumdan, doğramalardan bir giriş antre yapmışlar. Böyle tarihi bir camiye, böyle bir antreye bence hiç lüzum yoktu. Son cemaat açıkta olur. Bu girişte bu caminin bu tarihi haşmetini, güzelliğini tamamıyla öldürmüş. Yani vakıf ilgilileri bir zahmet gelsinler, cemaati de ikna etsinler. Yani ben canım parama acımadım işte bunları yaptırdım diye belki hayır sahipleri bu işi istemeyecekler ama yok işte olmuyor efendim. Bu güzellik olmuyor. Tavanı suntayla bir şeylerle kapatmışlar. Önü böyle. Bakıyorsunuz ki yani bu zamanın gecekondu tipi camilerinden birisi gibi geliyor. Uygun değil. Buradan şimdi biz içeriye girelim efendim. Şöyle kapıyı açayım ben. Taç kapısından içeri girelim. Şimdi sakin bir mekana gelmiş olduk. Hakikaten dışarıda o gürültülü mekan arasında ben de anlatımda zorlanıyordum. Ve sizin de temiz bir ses alamayacağınız için sizin adınıza da üzülüyordum. Şimdi Hacerzade Camii'nin harim kısmına girdik. Kare bir mekan. Efendim tek kubbeli. İşte kubbenin çapı da şöyle 5 metre falan yarı çapı. Çapı 10 metre civarında. Duvarları 120 santim kalınlığında. Osmanlı camilerinin ekserisinde olduğu gibi. Selçuklu camilerin hepsinde olduğu gibi. Bu tabii dışarıdaki hava şartlarının içeriye fazla zarar vermemesi için sıcakta veya soğukta böyle kalın duvarlarla bir tabii izolasyon sağlanmaya çalışılmış. Mükemmel bir yer. Tabii iç duvarları sıvanmış olduğu gibi. Şurada minare sağda olduğu için minarenin giriş kapısı var. O da alüminyumdan. Yani onun ahşap kapısına ne oldu ki bu kuru yerde? Hiç kar görmedi, yağmur görmedi, rüzgar görmedi, güneş görmedi efendim. 500 sene dursun. Kurtlar yemedikten sonra. Kurtlar da ıslanınca yerler zaten. Maalesef böyle. Burada sağ tarafta bir minber var.
düz, sade motifli bir minber. Ne ağacından olduğu anlaşılmıyor ama ceviz olma ihtimali var. Abanoz olamaz da ceviz olma ihtimali var. Üzerine çok verniği süre bir hal etmişler. Ve bir de hocanın gelip geçmesi için kurulan minberin orasını da işte kıyafet için bir dolap yapmış. Halbuki orası gelip geçme yeri, minber burada olması lazım. Minber orijinal yerinde durmuyor, orada duruyor. Orada durunca da bu yerde boş kalmasın demişler. Böyle cübbeleri falan asmışlar haklı olarak. Onlar da haklı. Mihrabı tamamıyla kesme taştan, tam bir Osmanlı mihrabı. Hiç şeksiz şüphesiz yani. Katkısı yok bunun. Hem de 1500'lü yılların mihrabı. Ve o taşla öyle duruyor, sapasağlam duruyor. Şimdi Malkara programlarına başlarken Malkara'nın Osmanlı için bazı kıyamadığı ama göz önünden uzaklaştırmasının icap ettiği hallerde devlet adamlarını, bazı devlet adamlarını Malkara'ya göndermişler. Meşhur bilinen 9 tane sürgün edilmiş devlet adamı var. Burada bir sene kalmış, 2 sene kalmış, icabında burada vefat etmiş, cenazesi götürülmüş. Hatta gelmiş, kalmış, tekrar vazifeye davet edilmiş. Tekrar bir daha Malkara'ya buyur demişler, bir daha gelmiş. Bunlardan birkaçını sizlere anlatayım da, yani Malkara'da onların da hatıraları olduğunu bilesiniz istiyorum. Hazır bu caminin içinde sakin bir ortam yakalamışken. 1544'te Hadim Süleyman Paşa, bunu yanlış olarak maalesef tarihlerimiz i'nin üzerindeki noktayı atıyorlar, hadım diyorlar. Hadım, hedeme kökünden gelirse, bizim bildiğimiz anlamda hadım demektir. Hedmedilmiş, onun o bir gücü yok edilmiş manasına. Hadim ise, hadim, hizmet eden, devletine hizmetçi olan, devlete çok hizmeti dokunana hadim deniyor. Okullarda okul hademesi diyoruz. Eskiden denirdi, şimdi başka şeyler söylüyorlar. Görevli diyorlar. Bu Süleyman Paşa, kapı ağası oldu. Osmanlı'da kapı ağalığı çok önemli, güvenilir bir görevdi. Her insana verilmezdi. Enderun'da okuduktan sonra, Enderun Mektebi'nden sonra ilk verilen görevlerden birisi olurdu bu. Hatta tahsili devam ederken onu kapı ağası yaparlardı. Sonra en güvenilir olan bir de hazinedar başılığı vardır. Hazinedar başı oldu. Kanuni'nin padişahlığa geçişinde vezirlikle Şam valisi oldu. Çünkü Şam babası Sultan Selim Han tarafından Kanuni alınmıştı, fethedilmişti. Daha doğrusu orada İslam diyarıydı ama Memlüklerin diyarıydı. Orada alınmıştı diyelim, fetih demeyelim. Efendim, 1525'te Mısır valiliği verildi. Devletin, Mısır valiliği, beylerbeyliği yani. Mısır hükümdarlığı yani daha sonraki yıllarda efendim. Süveyş ve Yemen, Hint ve Çin limanlarına kadar seyahat etti. 1535'te görevden alındı. 1537'de ikinci defa Mısır valisi oldu. 38'de İstanbul'a geldi, Kubbe Altı Vezirliğine tayin edildi. Yani devletin en büyük karar organına üye yapıldı. Dünyadaki sulh ve harp kararlarının alındığı yer. 1541'de sadrazam oldu. 1544'te Hüsrev Paşa ile Divan-ı Ali'de tartıştılar. Osmanlı tarihinde bir ilk efendim. Birbirlerine hançer çekmelerle tartıştılar. Yani illa bir adamın rüşvet alması, birilerinin hakkını, hukukunu elinden alması değildir sürgün sebebi. Çok kıymetli bir insan, çok büyük görevlerde bulunmuş ama divanda kendinin savunduğu fikre karşı gelene o da karşı gelmiş. Halbuki Osmanlı'da divan şöyledir efendim. Herkes hak bildiğini söyler. Padişaha bunlar arz edilir. Padişah bunların birine uyar veya başka birine uyar ya da hiçbirine uymaz bunların.
kendi bildiği şekliyle bu böyle olacaktır. Yani bugün Amerika'daki başkanlık sistemi bu hususu kopya etmiştir. Biz yürütemiyoruz. Biz meclislerimizde de birçok böyle çeşitli kavgalar, o bu filan şimeken şeyler çekmeler gibi olaylar oluyor. İşte bu adamcağız savunduğu fikri kabul etmeyene karşı davranışa geçmiş. Sadrazam da bunu olunca böylece hadi bakalım diyorlar. Malkara'ya sürgün. Ve 1548'de Süleyman Paşa, Hadim Süleyman Paşa efendim Malkara'da vefat etti. Cenazesi buradan götürdü. Bir de Kanuni Sultan Süleyman Han'ın şansından olan Sinan Paşalar var efendim. Sinanlar var, Mimar Sinan gibi. Bu da koca Sinan Paşa. Bu da Malkara'ya sürgün edildi. Üçüncü defa 1593'te sadrazam oldu. Bir olmuş, alınmış görevden. İki olmuş, alınmış. Üçüncü de 1593'te. Üçüncü defa sadrazam oldu. 1505'e kadar sadrazamlık yani başbakanlık yaptı. Ondan sonra da görevden alındı. Azledildi yani. Azil olunca mazuliyet maaşı verilirdi Osmanlı'da devlet adamlarına. Görevden alınanlara bir emeklilik, tekaüdiye maaşı verilirdi. Bir de azledilince mağluliyet maaşı verilirdi. Neden böyle yapılırdı devlet? Madem adamı azlettin, işe yaramıyor, niye buna maaş vereceksin? Hayır. Devletin üst makamlarına gelmiş kimse, herhangi bir şekilde etrafa el açacak duruma gelmesin, yabancıların tuzağına düşmesin diye yüksek makamlara gelmiş kimseleri devlet korurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da seriyelere gönderdiği kumandanlarda kale tekfurlarının, kale komandanlarının aile efradını yani büyük makamda bulunanların çoluk çocuğunu sakın ola gözetmekten geri kalmayın. Onlara ayrı muamele yapın. Diğer esirlerle onları ayrı tutmayın demiştir. Hatta bu esirlerden bir tanesi de daha sonra kendilerinin zevceleri olmuştur. Yani yüksek makamlara gelmiş kimseleri, ya nasıl sen o makamlara geldin diye ben seni bir perişan edeyim, rezil edeyim. Dinimizde yok. Osmanlı'nın kanununda da dinimize uygun olarak o da yoktu. Efendim süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Malkara'da daha başka bir tarihi yerde buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.